Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir kanalına hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sınava yaklaşık bir ay gibi bir süre kaldı. 3 aşağı 5 yukarı. Arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor. Artık gruplar bitmeye başladı. Dershanedeki gruplarla artık ufak ufak vedalaşmalar başladı. Ciddi tekrarlarımız vesaire onları da tamamlamak üzereyiz. Yoğun bir süreç. Yoğun bir süreçte ister istemez bizi yıpratan birçok şeyler oluyor. Ben de o yollardan geçtiğimden dolayı sürece yabancı değilim. Gerek dost kazığı, gerek akraba kazığı. Kusura bakmayın açık konuşacağım. Tamam mı? Birçok engeller birlik olmuşlar. Hepsi üstümüze doğru geliyor. Zannediyorlar ki biz sadece derslerle mücadele ediyoruz. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmekle mücadele ediyoruz. Ama durum çok başka. Biz aslında birçok şeyle mücadele ediyoruz. Nedir? Keşke işte her şey hukuk öğrenmek olsa. YouTube Hukuk Öğretir kanalı bu işi halletti zaten. Sonra iktisat olsa, muhasebe olsa, mali olsa. Ama bunun yanında işte erkek arkadaşın, kız arkadaşın, onların sizlere karşı tepkileri, eşlerinizin size karşı yaklaşımları, annenizin, babanızın, amcanızın, dayınızın, komşunuzun gibi etrafımızdaki birçok faktör bizi bu süreçten alıkoymak için anlaşmışlar. Öyle görünüyor. Veya ben öyle anlıyorum veya biz öyle anlıyoruz. Biz de bu süreçlerden geçtiğimiz için biz arkadaşlar şu arada bir öksürebilirim. Biz de arkadaşlar bu süreçte sizlere ufak da olsa bir katkıda bulunmak için bu videoyu hazırladım. Belki bir 10-15 dakikanızı alacak. Fakat hayatımızdaki birçok 15'er dakikaları da sizin hayatınıza bu videonun ne sonucunda katmış olacağını düşünüyorum. Biraz ufak ufak notlar alayım, konu başlığı belirleyeyim, onlar üzerinden gideyim diye düşündüm videonun önünde. Ben buna alışkın değilim. Yani herhangi bir konu başlığıyla kendimi sınırlandıramıyorum. O yüzden doğaçlama ne geliyorsa onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben lise yıllarında bizim durumumuz hakikaten çok kötüydü. Bir tane sözel matematik fen diye bir dershane vardı. İki tane hoca ortaklaşa açmış bu dershaneyi. İşte öğrencileri de kendisine dahil etmek için, öğrenci çekmek için okulları geziyorlardı. Bizim de köy okuluna gelmişlerdi. Ufak çaplı bir deneme sınavı yapmışlar. Bu deneme sınavı sonucunda da beni o dershaneye ücretsiz olarak almışlardı. Ücretsiz aldılar ama o dershaneye gidebilmek için dershane Ceyhan'da, biz Mercimek'te oturuyoruz, Mercimek kasabasında. Gitmek için de yol parası gerekiyor gibi gibi o kadar ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Mesela şu anda o sıkıntılar yaşayan birçok arkadaş da eminim ki vardır. İşte bunlar senin başarıya giden yolda hakikaten setler, duvarlar. Bak, kimi için küçük bir çukur, kimi için küçük bir set, ki kimi için ise arkadaşlar duvar, aşılmaz dağlar gibi engeller olabilir. Ama senin hayallerin, hedeflerin, amacın, ruhun öyle bir yüce ki, öyle bir o azmin vücut bulmuş hali sende o kadar yüce ve güçlü ki senin için o dağlar küçük, önünde aşılması gereken engeller olarak göreceksin. Neyse, gittik dershaneye, süreç sıkıntı. Çünkü köy okulunda aldığımız eğitimle dershanede göreceğimiz eğitim başka. Bir kere hiç anlamıyorsun. Bak gerçek diyorum, hiç anlamıyorsun. Süper lise, Anadolu Lisesi, Halil Çiftçi Anadolu Lisesi vardı. O zaman çok meşhur bir Anadolu Lisesiydi. Şimdiki gibi böyle yoğun bir şekilde her yerin Anadolu Lisesi olduğu dönemler değil. Bir iki Ceyhan'da bir tane Halil Çiftçi Anadolu Lisesi vardı. Bunun gibi bazı ilçelerde hiç yoktu. Bazı illerde bile toplam 5'i geçmiyordu Anadolu Lisesi sayıları, süper lise sayıları. Bunlar da arkadaşlar eğitimler üst düzeydi. İşte bunun neticesinde ben öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Hayallerim var. Hukuk fakültesini kazanmam lazım vesaire. Fakat bunun için hayal kurmak yetmiyor. Bunun ayrıca ekstra katkıları olması lazım. Örnek veriyorum. Şu anda birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu şey kaynak. İyi bir kaynaktan hazırlanmam gerekiyor. Mesela ben bir tane geometri kitabı bulmuştum. Daha doğrusu arkadaşlarım çözüyor. Baktım konu anlatımlı bir geometri kitabı. Dedim ki ben bu kitabı almalıyım. Gittim kırtasiyeyi, hiç unutmuyorum, 13 TL kitap. Tamam mı? Kaç yılından bahsediyorum arkadaşlar?
2004. 2003-2004'ten bahsediyorum. Lise son sınıf. Şimdi gittik arkadaşlar kitabı almaya. Daha doğrusu kitabı almaya değil, kitabı bakmaya gittik. Çünkü 13 liralık bir kitabı alabilmem için önce evdekileri ikna etmem lazımdı. Anneme söyledim, oğlum dedi çok pahalı, biraz bekleyelim. Aradan 1-2 hafta geçti vesaire, o kitabı aldık, süreçler başladı. Sonra işte üniversite hazırlık, üniversitede okuma sıkıntıları, üniversite bitti, şimdi geldi bir KPSS dönemi. KPSS dönemi bitti, kurum sınavları dönemi başladı vesaire vesaire. Bu süreç bizi ister istemez yıpratıyor. Arkadaşlar bu süreç inanın ki acımasız, yıpratacak. Eğer kolay olsaydı, bana bak, bana bak. Eğer kolay olsaydı ve senin bu geçirdiğin süreçleri herkes çok kolaylıkla atlatabilseydi, herkes başarılı olurdu. Herkes başarılıysa, herkes iyiyse orada iyinin, başarının bir anlamı kalmıyor. Etrafta birkaç kişi kötü olacak ki iyilerin kıymeti anlaşılacak. Etrafında başarısızlıklar olacak ki başarının kıymeti oluşacak. Tamam. Şimdi bana gelen Zekiye hocamın izniyle de bu mesajı ona okuyacağımı, video bunun üzerine bir motivasyon videosu çekeceğimi belirttim. Şimdi arkadaşlar diyor ki, hocam hayırlı günler. Hocam hayırlı günler. Hem KPSS hem de öğretmen adayıyım. Sizinle Instagram'da karşılaştım. Tamamen rast geldi. Bir dönüm noktası oldu. Canı gönül olduğu için canı gönülden ifade edebilirim. Emeğinize, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Bizler gibi siz de onca emek, onca gayret sarf edip bizlerin yanında bu sıkıntılı süreçte bizlerle beraber omuz omuza yükleniyorsunuz bu süreci. Konular bir şekilde oluyor. Kesinlikle arkadaşlar, bir şekilde bu dersler bitecek. Bir şekilde bu iş, bu süreç atlatılacak. Konular bir şekilde oluyor. Sizin de anlatımınız sayesinde elbette. Lakin benim size asıl teşekkürüm, asıl borcum videolardaki içtenlik, samimiyet, kendinize güven aşılamanız. Kendimize güven aşılamanız. Çalışmaları çoktan bitti. Şu ana kadar ancak sınava son kala direncim, kendime olan güvenim, motivasyonum da yerle bir oluyor. Ve bunu yapan çevremdeki insanlar, özellikle eğitim sistemi içerisindeki olan akrabalar gibi gibi arkadaşlar bahsetmiş. Samimiyetsiz akrabalardan daha fazla akraba, arkadaş, dost oldunuz bana şu son zamanlarda. Mesajım çok uzun oldu diye yarıda kesmek zorunda kaldım. Kısaca sizi görünce yüzümde gülümseme oluşuyor. Ah Murat Hoca diyerek kendime geliyorum. Masa başında sabahlara kadar ağlayarak çalıştığım son bir seneyi sizinle beraber yüzümde güller açarak tamamlıyor. Hocam size dua ediyorum. Siz de duanızda bizlere hatırlayın diyor, devam etmiş. Arkadaşlar öncelikle Zeki hocama soyadını söylemeyelim. Zeki hocama bu değerli mesajından dolayı teşekkür ederim. Biliyorum ki o şu anda beni izliyor. Eyvallah hocam. Eminim ki ben size, sizler için arkadaşlar, bizi takip eden, bu süreçte alın teri döken, hakkıyla bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşların hepinize dua ediyorum. Sizler de bizleri duanızda unutmayın. Arkadaşlar süreç çok sıkıntılı. İşte bu engellerden bir tanesi de kimi için bir dağ olan, kimi için küçücük bir tepe olan engellerden bir tanesi de akraba, eş, dost. Arkadaşlar dost demek de doğru olmaz. Onlara da bir yandan hak veriyorum. Onlar da yıpranıyor bu süreçte. Gerçekten zorlu bir süreç. Ailene vakit ayıramıyorsun, eşine vakit ayıramıyorsun, çocuğuna vakit ayıramıyorsun. Yıpranıyorsun. Onlara vakit ayıramadığın için sen de üzülüyorsun. Onlar da sana ister istemez bu sinirlerini bir şekilde belli ediyor. Arkadaşlar bu süreçten sonra yakın akrabalara bir şey demiyorum. Yani eşim, çocuğum, annem, babam, kardeşim, abim, bunlara ben bir şey demiyorum. Bunların sitemlerine göz yumacağız. Eyvallah diyeceğiz. Onlar da haklı. Onlar da bu süreçte yıprandı diyeceğiz. Demek zorundayız. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Ama komşu, arkadaş, akrabalar vesaire, bu saydıklarım dışında diğer akrabalar ne derse desin. Ne derse desin. Sen hayalini kurmuşsun, hedefini belirlemişsin, okunu atmışsın, etraftan gelen rüzgarlar o okun yönünü değiştiremez. Sen başarıya susamışsın, o kadar emek vermişsin,
Bak biraz önce size anlattığım, ta ilkokul, lise yıllarından ekonomik sıkıntılar, öğretmenlerin sizlere iyi şekilde ders anlatamaması, bunun neticesinde iyi bir temel atamamanız, iyi bir temel atamamanın neticesinde daha çok çalışıp üniversite sınavını kazanmanız, üniversiteyi bir bin bir zorlukla bitirmeniz, bu sürecin sonunda gelmişsiniz dananın kuyruğuna. Yani yüze yüze bu işin sonuna geldik. Neymiş efendim? İşte yok efendim, Ahmet bunu dedi, Zeynep şunu dedi. Bak yine atanamamış. Aha akraba geldi dırdırdır. Hele gidelim şu Murat atandı mı atanmadı mı? Zekiye atandı mı atanmadı mı? Hadi biraz moralini bozalım. Yıllar yaş oldu, 30 hale evlenmediniz. Ne olacak? Sizin yaşıtlarınız şu mesleği edindi, bu mesleği edindi. Yeter ya. Yeter. Onlara bir yeter çekin. Gerçek diyorum ha. Bir tepkinizi koyun. Lütfen deyin, ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Ben bu başarı sürecim biraz zorlu olacak ama o her zorluk benim başarımdaki, başarı sonucunda elde ettiğim şeye değer katacak. Ve bu değer kattığında da sizler benim bu değerli yere geldiğimde, hayalim olan yere ulaştığımda sizler benim yanımda olmayacaksınız. Tamam mı? Ben bir yola çıktım ve beni bu yolumdan kimse alıkoyamaz. Arkadaşlar, hedefim belli. Motivasyonun üst düzeyde. Bırak diğerlerini. Otur şu 30 gün, 35 günde güzel bir şekilde, bol tekrarlı, altını çiziyorum, bol tekrarlı bir ders programı içerisine kendini bul. Neden başarılı olmalısın biliyor musun? Yani kendini motive edeceksen. Sırf şu lafları geride bırakmak için bile başarıyı hak ediyorsun sen. Bu bile sana senin motivasyonunu arttırmana yardımcı olur. Bakın. Ben şu şekilde şurayı bir kapatayım. Bakın. Görüyor mu kamera? Şu şekilde arkadaşlar. Bir not defteri tutuyorum. Mesela Murat Aksel hukuk yolunda kendimi motive edecek cümle. Defter kaybolduğunda sahibine tekrar getirsin de diye altına telefon numaramı yazıyorum. Ve bu şekilde günü gününe, bugün başıma şu geldi, şunu yaptım, bugün şu süreçte şunları hallettim gibi arkadaşlar. Güzel bir, size şöyle bir defter edinin. Şu 30-35 gününüzü dolu dolu geçirin. Ve her günü not alın. Her günü not alın. Kendinizi motive edecek cümleler yazın. Doldurun. Bazen bir video çekmek, şu an olduğu gibi yazmak. Defterlere sürekli yazdığınızda bu hissi alacaksınız. Bazen okumak, bazen yürüyüş yapmak, bazen en yakın dostla dertleşmek. Bazen bir oyun oynamak, birkaç dakikalık oyun oynamak. Bazen geçen arabaları saymak, esen geceliğin o çırçır seslerini dinlemek, esen rüzgarı dinlemek size motivasyon kaynağı olabilir. Olur da yapın. Kendinize bu şekilde şeyler belirleyin. Bu şekilde süreçler belirleyin. Ve eğer ki bu dertlerden, yani bu sıkıntıları atamıyorsanız üstünüzden, işin açıkçası bu videoyu çekerken birçok şey sanki bir araya geldi. Bu videoyu çekmem için yarışıyor. Neden? Şimdi dedim ki şu İngilizce kelimenin anlamı ne? Ben pek bilmiyorum. İnternete girdim. Baktım. Hatta tekrar bakalım. Yazdım İngilizce anlamı ne demek diye. Tamamen tesadüfen, yani bu tişörtü gittim satın aldım. Bu videoyu çekeceğim. Bunu giyeyim yok. Gittim baktım. En temizi, en kirlenmemişi buydu. Bunu giydim. Tamam. Şimdi Allah, eşim de bu videoyu izleyecek. Şimdi bakın anlamı neymiş? Neredeydi bu? Day 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 day. Bak, aşırı düşünme, bütün detaylara takılma, ufak tefek şeylere bile gereksiz uzun uzadıya düşünme olayıymış anlamı. Hangi videoyu çekiyoruz? Bak şu videoyu çekiyoruz. Etiketimiz bu. Overthinking. Söyleyebildim mi? Şimdi sonra dedim ki küçük küçük notlar alayım.
işte bu videoyu çekerken. Bakın, tam notlar alıyorum, sayfaları çeviriyorum. Ne buldum? Tamamen bir pasaj, bir paragraf arkadaşlar. Tamamen bu videomuz için hazırlanmış bir yazı. Bakın bunu da okuyacağım dedim. O kadar etkilendim ki, yani bu videoyu çekmek için Zeki hocamın mesajı, tişört, not tutmak için herhangi bir tane defter aldım, açtım, karşıma çıkan bu yazı. Her şey bu videoyu çekmek için bir araya gelmiş. Umarım bu videoda senin hayatında yer edinir. Neden bunu okuyacağım? Şu yüzden. Bazen o kadar dertler üst üste geliyor ki insan bunu boşaltmak istiyor. İşte bunu bir kişiye boşaltabilirsiniz. Bir sinir boşalması olabilir. Tamam mı? Sinir boşalması neticesinde karşımızdaki insanın kalbini de kırmış olabiliriz. En yakınımızdır bu. Eşimizdir, sevgilimizdir, çocuğumuzdur, annemizdir, babamızdır, abimizdir. Onun yerine bir duvara, bir ağaca, bir çiçeğe onu anlat, rahatlat, boşalt o derdini, sıkıntını. Sonra süreci, hayatını devam ettir. Bakın, tam da bunun üzerine bir yazı. Çok kısa arkadaşlar okuyacağım ve videoyu bitireceğim. Umarım hayatına dokunabilmişimdir. Eski çiftlik evini restore etmek dert ağacı. Eski çiftlik evini restore etmek için tuttuğum marangoz işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine neden olmuştu. Elektrikli testeresi iflas etmiş, arızalanmış ve şimdi de eski püskü pikapı çalışmayı reddetmişti. Onu evine götürürken yanında adeta bir taş gibi oturuyordu. Evine ulaştığımızda beni ailesiyle tanışmam için davet etti. Eve doğru yürürken küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu. Dalların uçlarına her iki eliyle dokundu. Kapı açıldığında adam şaşırtıcı bir şekilde değişti. Yanık yüzü tebessümle kaplandı. İki küçük çocuğunu kucakladı ve eşine kocaman bir öpücük kondurdu. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde ağacın yanından geçerken merakım daha da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum. O, benim dert ağacım dedi. Elimde olmadan işimden bazı sorunlar çıkıyor. Ama şundan eminim ki o sorunlar evime, eşime ve çocuklarıma ait değil. Bunun için bu sorunları her akşam eve getirmek, o ağaca eve getirmek yerine o ağaca asıyorum. Sabahları tekrar onları oradan alıyorum. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Ertesi sabah onları almaya gittiğimde astığım kadar çok olmaktan çok olmadıklarını görüyorum. Öfkeyle geçen her dakikanız mutluluğunuzdan çalınmış 60 saniyedir. Kendinize iyi bakın. Hukuk öğretirle kalın. Hoş olun. Hoşça kalın.